Merhaba, ben Murat Batuhan Kansız. Ben Rusya'ya Global Volunteer Projesi'ne gitmiştim, Sankt Petersburg şehrine. Birazcık size bu videoda eşlendikten, yani projeden kabul aldıktan sonraki süreçten bahsedeceğim. Neler oldu, neler konuştuk vesaire. Ya ben eşlendikten sonra onlarla iletişime geçtim. Yani Rusya ile iletişime geçtim. Neler istiyorsunuz, neler yapmam lazım vesaire diye. Orada havalar nasıl? Hani mont mu getirmeliyim yoksa yok montluk da değil falan mı diye böyle bir konuşma vesaire geçti aramızda. Ya genel olarak ne yaptığımıza gelirse bir sağlık sigortası çıkarmam gerekmiş. Sağlık sigortası çıkardım. Ardından vize işlemlerini zaten bir an önce başladım. Vize evraklarımı vesaire düzenleyip hemen konsolosluktan zaten randevu almıştım. Ardından uçak biletimi istemişler. Uçak biletimi onlara atmam gerekiyor ki onlar karşı taraftan beni o vakitte havalimanından alabilsinler diye. Bir de buradan gitmeden önce orada benim sahip olduğum haklar ve orada bana sağlanması gereken standartlar üzerine bir IZE'nin gittiğiniz şubesinin size verdiği bir seminer oluyor. Bu seminerle birlikte orada hem haklarınızdan hem de sizin neler beklediğinden birazcık daha emin oluyorsunuz ve açıkçası giderken birazcık daha rahat gidiyorsunuz. O yüzden öneriyorum herkese gitmesini. Ben zaten kabul aldıktan sonra sürekli İstanbul şubesinden birisi benimle iletişimdeydi. Ne yapmam gerektiği ve nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda. Karşı tarafta konuşup ilk önce şeyi ayarlamaya çalıştım. Ben hani bakın ben bu tarihe alıyorum vize başvurusunu. Ancak sizin o tarihe kadar bana başvuru mektubunu göndermeniz gerekiyordu. Yani göndermelisiniz ki hani ona göre ortak bir tarih alayımdı. Bunu ayarladıktan sonra onun dışında bu şubeden sürekli bana zaten destek oluyordu. Bak şuraya gideceksin, şunu yapacaksın gibisin. Hani vizeye giderken ne tür evraklar götürmem gerektiği konusunda vesaire. Bana zaten tekrardan Isaac şubesinden yardımcı oldular. Rusya direkt bir WhatsApp grubu oluşturdular. Ya WhatsApp grubunda o dönem içerisinde Rusya'da ki projelerde bulunacak tüm değişim öğrencileri bulunuyordu. Bu zaten bu grup aracıyla bize ülkede 1,5 ay içerisinde ortalama ne kadar para harcayacağımız, otobüs biletleri, otobüs haritası, işte çevrede gezilebilecek bazı önemli tarihi yerler üzerine falan bir buklet attılar zaten. O tamamen yeteri kadar hani Rusya için bizim için şeydi hani böyle abi tamam ben buraya gidiyorum bu kadar para harcayacağım. Bu kadar sürede bu kadar yerleri gezebilirim. İşte böyle yerleri vesaire gezeceğim gibisinden bayağı bizim için şey olmuştu hani abi tamam her şey okey cool ben gideceğim. Oralara gideceğim, bu kadar para harcayacağım vesaire konusunda çok iyi olmuştu. Daha sonra işte Rusya'dan bana sağlık sigortası yaptırmam söylendi. Ben başta dedim hani zaten Türkiye'de sigortam var orada bir daha mı sigorta yaptıracağım gibi falan oldum böyle. Ama aslında yurt dışına çıkarken de sigorta yaptırmam gerekiyormuş. Böyle benimki birazcık son bir haftaya falan kaldı ama zaten internetten açtım direkt bir sigorta şirketini. Fiyatları karşılaştırdım. Uygun olanlardan bir tanesinde her şey dahil böyle gayet cüzi bir rakamdı. Yanlış hatırlamıyorsam 270 lira falandı böyle. Direkt oradan isim yazdım. 2 dakikada ben hayatımda bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Bayağı kolay olmuştu benim için. Ya ben birazcık bu kısımda size birazcık daha vize sürecinden bahsetmek istiyorum. Vize sürecim şöyle ilerledi. Benim vize randevusu almam gerekiyordu doğal olarak. Vize randevusundan önce de bize bir karşı taraftan yani Rusya'dan bana bir başvuru mektubu gelmesi, davetiye mektubu gelmesi gerekiyordu ki hani bakın ben böyle bir yere gideceğim bana en az bu kadarlık vize gerekiyor diye. O sıralar hala Rusya'dan vize almam gerekiyordu. Onlar işte Rusya'yla konuştum hani ben ne zaman bunu gönderirsiniz ona göre bir tarihte ben de pasaport için yani vize için bir tarih bir alayım hani randevu alayım. Ardından işte konuştuktan sonra ay sonuna doğru biz sana göndermiş olacağız dediler. Ayın 4'ü 5'i gibi sen vize randevunu al yaptılar bana. İşte ben 4'ü 5'i gibi vize randevumu aldım. Sigortamdan, davetiyemden başka ne tür evraklar ihtiyacım vardı hatırlamıyorum. İnternette zaten direkt konsolosun sitesine girerek orada tüm ihtiyacınız olan getirmeniz gereken evraklar yazıyor zaten. Tüm evraklarımı sağlamıştım. Bir de internetten ben baktığımda şey diyorlardı. 3 gün için 10 gün için 35 dolar ancak 3 gün içerisinde istiyorsan vizeni yani direkt çıkmasını hızlı olmasını istiyorsan ek bir ücret ödemen gerektiğini söylemişlerdi bana. Ancak ben gittiğimde başvurdum. Başvurduktan 3 gün içerisinde normal fiyattan ödememe rağmen şey verdiler hani direkt 3 gün içerisinde vizem çıkmış oldu. Hatta Rusya konsolosunda şöyle bir şey var. İçerideki abi gerçekten çok yardımcı oluyor gelen kişilere ve hani zaten şey dedi gittiğimde dedi ki tamam ben aldım senin evraklarını salı günü gel al yaptı böyle. Hani gittiğimde direkt belliydi. Kısacası böyle söyleyebilirim. Ya vize sürecinde bir de şu davetiye mektubu olayı ya IZE'nin zaten bize sağlaması gerektiği bir noktaydı. Hani sonuç olarak ben bu ülkeye gideceğim ve IZE'nin varoluş sebebi zaten birazcık daha bu amacı kolaylaştırabilmek. Tabii işte ben aldım vesaire başvurdum ama tabii çıkmaya da bilirdi. Çünkü sonuç olarak konsolosluk IZE değil. IZE sadece bir köprü kurumu olduğu için. Uçak bileti alırken böyle birkaç noktaya değineceğim. Yaz aylarına doğru düzenlenen bazı okul etkinlikleri oluyor ve bu okul etkinliklerine bazı firmalar bazen fonlarla gelebiliyorlar. Ya ben genel olarak bakmıştım
gitmiştim. Böyle hani nereler ucuz, nereden ucuz bilet bulunur vesaire. Skyscanner'dan tutun işte en ucuz bilet.com'a kadar böyle araştırdım. Ama tabii o dönemde bizim okulumuzda bir etkinlik olmuştu ve en ucuz bilet.com da orada bize hem yurt içi hem de yurt dışı bir kupon vermişti. Sanırım o kuponu kullanan hem yurt içinde hem yurt dışında kullanan tek kişi benimdir. Ben direkt aktarmalı uçuş bulmuştum. Buradan İzmir'e, İzmir'den Rusya'ya uçak biletleri daha ucuz olabiliyor. Mesela Skyscanner bazen bunu göstermeyebiliyor aktarmalı uçuşları. Yakın olduğu için sanırım datalarından kayboluyor. Ancak mesela yaz ayında gideceğiniz tatil beldelerinde uçak biletleri daha ucuz oluyor. Yani hani İstanbul'dan direkt Sankt Petersburg'a gitmek pahalıyken İstanbul'dan İzmir, İzmir'den Sankt Petersburg yapmak daha ucuza kaçabiliyor. Böyle gideceğiniz dönemlerde ya ben nereye gidiyorum? Bu ülkenin tatil beldesi neresi? Buradan buraya en yakın nasıl gidebilirim diye araştırırsanız ya Skyscanner evet güzel gösteriyor ancak ondan önce sizin böyle bir araştırma yapmanız size daha çok yardımcı sağlayabilir. Biz gitmeden önce zaten Isaac bize buradan bir Outgoing Preparation Seminar adı altında, OPS adı altında bir seminer veriyor. Ya bu seminerde genel olarak size açıkçası Isaac böyle kümülatif bir şekilde tüm perspektifleriyle olayları bize aktarıyorlar. Nasıl? Başta zaten gittiğiniz ortamda sizinle aynı psikolojideki insanlar oluyor. Yani herkes sonuç olarak bir yere gidiyor ve onların içerisinde de bir garip bir endişe var. Çünkü hani gittikleri kurumu tam olarak tanıyamamış olabiliyorlar. İşte karşı tarafta ne yapacaklarından pek emin olamıyorlar. Ya bu seminerde bize karşı taraftaki haklarımızdan tutun, giderken neler yapmamıza ve karşı tarafa gittiğimizde ne tür sorumluluklara sahip olduğumuza kadar her şeyden bahsediyorlar. İşte oradaki iş tanımına nasıl uyman gerektiğinden, sizin sonuç olarak burada bir sözleşme imzaladığınızdan ve bu sözleşme doğrultusunda belli yükümlülüklere sahip olduğunuzdan. Olur da herhangi bir problem yaşarsanız bu problemle nasıl bir şekilde, ne tür bir iletişimle çözmeniz gerektiğine dair böyle case solving kısmı vesaire oluyor. Hani size bu probleme nasıl yaklaşabileceğimiz konusunda. O yüzden açıkçası gitmeden önce bu projeye eğer bu seminere katılırsanız gerçekten hani sizin içerinizdeki, kafanızdaki birçok soruyu çözecek ve oraya gittiğinizde bir nebze daha rahat hissetmenize sebebiyet vereceğini düşünüyorum. O yüzden kesinlikle gitmelisiniz bu seminere. Kısacası ben Rusya'da Sankt Petersburg şehrinin, yani Rusya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesinde Global Volunteer Projesi'ne gittim ve çocuklara İngilizce öğretmenliği kapsamındaydı bu proje ve açıkçası hayatımda beni en çok değiştiren böyle bir zıplama noktası olur bence ki bu zaten bir üniversite sınavıydı benim için ve üniversite geçiş dönemiydi ve ardından da sanırım buydu çünkü gerçekten hayatımda beni bu kadar daha değiştiren bir uygulama ya da proje ya da sosyal sorumluluk projesi olabilir mi bilmiyorum. O yüzden ya ben eğer hayatınızda gerçekten bir adım atmaya hazır olduğunuzu hissediyorsunuz ki hissetmiyorsanız da kesinlikle Isaac'in Global Volunteer tecrübelerinden bir tanesini edinmelisiniz. Hepinize bol şans diliyorum ve kesinlikle katılmanız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kendinize iyi bakın ve Isaac deneyimsiz hayatınıza devam etmeyin. Olmadı pek, olmadı pek. Ağlamadım.